Evet kıymetli Fenerbahçe'nin daha kıymetli taraftarı. Çünkü Fenerbahçe'ye anlam katan aslında sizler ve benim. Yani bizleriz. Çünkü biz taraftarız. Kulübün asıl sahibi biziz. Herkes gider, başkanlar gider, yöneticiler gider, futbolcular gider, teknik direktörler gider, malzemecisi gider. Ama baki olarak kalacak olan şey taraftardır. Öncelikle bunu hatırlatayım. Siz, siz olun taraftar olarak asla kendinizi önemsiz görmeyin. Çünkü kulübün Başkanı da sizsiniz. Yöneticisi de sizsiniz. Kulübün sahibi de sizsiniz. Bu videoya girerken sıcak bir gelişmeyle gireyim. Fenerbahçe Galatasaray maçındaki talimatlara aykırı hareket ve süperlik ve TFF birincilik yayın talimatı uyarınca PFDK'ya sevk edildi. Teknik direktörün açıklama yapmadan içeri girerse ya da sahayı terk, stadyumu terk ederse bu böyle oluyor arkadaşlar. Fenerbahçe Başakşehir'le oynayacağız. Zira Türkiye Kupası finalinin hazırlıklarını 6 Haziran günü yapılacak antrenmanla başlayacaktı. Bilmiyorum antrenman yaptılar mı yapmadılar mı paylaştılar mı paylaşmadılar mı inan haberim de yok. Çok da şey yapmıyorum. Ama muhtemelen işte nasıl rezil ettik Fenerbahçe'yi falan diye alay ediyorlardır. Şimdi Fenerbahçe'de asıl sıkıntı şu. Ali Koç. Teknik tek direktörü değiştirdin. Hem de dokuzuncu kez oldu yanlışım yoksa. Futbolcuları değiştirdin. Hem de sil baştan. Stadyumun çimine kadar değiştirdin. Hibrit yaptın. Bak harbi söylüyorum. Samandıra'ya kadar değiştirdin. Cesus istiyor. Duvarları boyayın. Yazın oraya. Tek yol İslam. Yok başka neydi? Faço ağa. La faço ne demek? Ya işte tesise kadar değiştir. Burayı değiştir. Burayı değiştir. Takım otobüsünü değiştirin. Değil mi? Yani antrenman tesisinin yanına küçük bir toplantı salonu yapın. Yani Jesus'un istekleri doğrultusunda neler yapılmadı. Her şey değişti. Yöneticileri değişti. Ee, hani üstün, baskın güç değişti. Her şey değişti bir kişi hariç. O kadar değişikliğe rağmen de hala başarı gelmedi. Demek ki her şey değişip Ali Koç yakın çevresine taraftar istedi diye Türk futbol tarihinin en pahalı hocasını getirip onun istediği transferleri yaptım. Şimdi aynı taraftarlar istifa etmemi istiyor. Resmi aday çıktığı anda genel kurula gideceğim demiş. Devrim zengi cimciksiz şey, sansürsüz futbol. İyi para kazandınız ha. Vallahi iyi para kazandınız. Hakkınızdır. Gerçekten hakkınızdır. Şimdi yorumlarda ben şöyle bir şey söyleyeyim size. X partici de ilan edilmişim. Y partici de ilan edilmişim. Subliminal duyum veriyor bu herif işte. Subliminal mesaj veriyor. Aslında eleştiriyor diyen de gördüm. Söylediklerine sonuna kadar katılıyorum diyen de gördüm. Bu adam aslında Ali Koççu. Siz bakmayın Ali Koç'a salladığına diyen de gördüm. Ki nasıl bir zihniyet. Gerçekten nasıl bir zeka. Hakikaten anlamış değilim. Kuşa taksan amuda kalkarak yürümeye çalışır. Öyle bir şey. Serdar Ali Çelikler. Çok sevmem kendisini. <laughs> Ve kendisinin Fenerbahçe'ye düşmanlık ettiğini de düşünürüm çoğu zaman ama doğru cümlelerini de asla söylemekten çekinmem. Bir insan hiç mi öğrenmez? Öğrenemez. Dağdayken ulaşılmazsınız, yattayken ulaşılmazsın. Sen kulüp mü yönetiyorsun, kendi şirketini böyle yönettirmezler. Sana böyle yönettirmedikleri için feneri böyle yönetiyorsun. Kusura bakma bu şekilde yönetemezsin. Şimdi değerli arkadaşlar aynı şeyleri deneyip farklı sonuçları elde edeceğini düşünmek Sadece zeki insanların işidir herhalde. Değil mi? Geçen sezon 8 puan fark gerekli ikinci bitiren, ligin en iyi futbolunu oynayan takıma 50 milyon euroluk transfer yapıp Türk futbol tarihinin en pahalı hocasına getirip yine liderden 8 puan fark giyip bu sefer 3. olmak. Bu takımda bu kararları alan loser kimse. Bu takımdaki bu Fenerbahçe düşmanı kimse onu kovmamız lazım. Arkadaşlar puan tablosuna merak edip hiç baktınız mı? Gerçekten Galatasaray'ın aramızdaki puan farkı 8. Geçen sezon Trabzonspor 81, Fenerbahçe 73 ama o Trabzonspor hani bu bu yani kullanma dersen ayrılma dersen 69 gol atıp 36 gol yedi. Hani çok da ahımsan bir şey yapmadı ama hani verilen abidik kubidik üfürük penaltıları falan saymıyorum. Fenerbahçe 38 maçtan 73 puan elde etmişti. Bu sezon bak 38 maçta 73. Bu sezon 36 maçta 7, 36 maçta 80 puan diyelim. Yani 2 <laughs> maç eksiğim var. Geçen sezondan 7 puan fazlam var. Ama yani o 2 maçı da oynasam belki 13 puan fazla olacak ama şampiyon olamamışsın. Neden? Kaplumbağa deden. Diyorlar ki yabancı almaya gerek yok. Jorge Jesus devam etsin. Okey. Jorge Jesus başarılı kalmalı diyen arkadaşlar var önümüze argüman olarak ligde 36 maçta atılan 87 gol bir dakika. Ee, burada yanlışları var sanırım. 36 maç üzerinden baz alacaksak 87 gol doğru. 3 gol fazladan sayılıyor. Oynansaydı eminim 3 atardık canım. 36 maçta 87 gol 2.30 puan ortalaması, deplasmanda 2.40 puan ortalaması. Ligde 11 kişi olan maçlarda sadece bir yenilgi ligde sette ve duran topta en çok gol atan takım. Bütün kulvarlarda 56 maçta 127 gol, 2.4 puan ortalaması UEFA Avrupa 2 grup liderliği. Şimdi bunu diyen arkadaşın futbola ilgisi şöyledir. Hani futbolcu transfer ederken aa saçlarını çok güzel kestirmiş demek ki kuaförü iyi. Bu adam bu kuaförü bırakıp gelmez demek gibi bir şey. Dünyada sadece orada kuaför olduğu için. Ya arkadaş... Bunlar matematiksel sayısal işlemler. O zaman o zaman diyeceksin ki Okan Buruk'ta tarihi bir rekor kırmış. O zaman dünyanın en iyi teknik direktörü Okan Buruk diyeceksin. Bu mantıkla hareket edersen. O zaman Fenerbahçe Okan Buruk'u transfer etmeli. Bu mantıkla hareket edecek. Bir şey söyleyeceğim. Siz hiç bizim kanalda Okan Buruk yazıp arattırdınız mı? Bakın bakalım videolara. Ali Koç Okan Buruk'u getirtmeye de çalıştı ha. Harbi harbi Okan Buruk'u getirtmeye çalıştı Ali Koç. Yamaslar kuruldu. Kanalda var videosu. Var. Ben duyumlarıma güvenirim arkadaşlar. Ama olmadı. Şimdi Ali Koç yeni teknik direktör araçları için yurt dışına çıktı diyor. Serkan Korkmaz. E Serkan Korkmaz öyle basit, hani e, uyduruk bir haber vereceğini de zannetmiyorum. Umarım, bak yurt dışına çıktıysak umarım bir zekilik yapıp, Ali Koç kendine hiç yakışmayan bir şekilde, kendine çok ters gelecek bir şekilde e, yani kendisine çok 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 ters gelecek bir şekilde gidip Doğru adamı bulur inşallah. 5 senedir bulamadığı doğru adam. Kimdir doğru adam? Nagels, Nagelsman. Nagelsman öyle söyleyeyim yazılışı gibi. Joachim Löw. Bak bize kütür kütür Alman lazım. Bize ya Alman ya Türk lazım. Ama bize karma hibrit Türk modeli lazım. Löw'ü getir İsmail Kartal'ı baş yardımcısı yap. Löw'ü getir Volkan Demirel'i yardımcısı yap. Yani Davum'un şey olmasa bak Kristof Daum'un bir huyunu çok seviyordum. Gerçekten bir huyunu çok ama çok seviyordum. Disiplinden asla taviz vermiyordu. Daum'un puan ortalamalarına bakın çıldırırsınız. Roland Koç Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörüydü ee, Daum zamanında. Fenerbahçe şampiyon oldu hiç unutmam çıktı dedi ki ne, ne düşünüyorsunuz dedi. Dedi ki en çok gol atan takım kim? Fenerbahçe. En az gol atan takım kim? Fenerbahçe. En çok puanı toplayan takım kim? Fenerbahçe dedi. Çok atmak az yemek çok puan toplamak. İşin sırrı Olin'de iki kere rafine diyor. Ha, o işin sırrı bu işte iki kere rafine. Gerek yok. İsmail Kartal. Hocam İsmail Kartal'a devam edilsin mi edilmesin mi? Bak ben öyle birileri gibi dönek değilim. Birileri gibi öyle kıvırgan bir adam değilim. Ben ne söylediysem arkasında dururum. Ben de İsmail Kartal'a devam edilmemesini söyledim. Ancak yalvara 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 şunu söyledim. Yeni gelen teknik adamın yardımcısı yapın İsmail Kartal'ı. Bir, İsmail Kartal'la Avrupa'da hiçbir şey yapamayız. İki, İsmail Kartal derbileri yoğun tempoyu kaldıramayabilir. Üç, dedim ki İsmail Kartal yabancı birinin yanında olsa sistem tutarsa İsmail Kartal da sistemi çözmüş olur. O gittiğinde kendi evladına verirsin. Dedim, yalvara yalvara söyledim. İsmail Kartal'ın Jesus'tan en büyük farkı neydi biliyor musunuz? Orta sahayı kalabalık tutuyordu. Defansın açıklarında Kim Minji diye bir isim kapatıyordu. Dünyanın en iyi stoperlerinden bir tanesi ki bence Gittikçe en iyi stoper olma yolunda da hızla ilerliyor. Ha diyeceksin ki hocam Samet de yapabilir. Samet ilgili bir arkadaş paylaşmış diyor ki ya diyor maçın özetini izleyin diyor. 3 numaralı arkadaşa bakın bu kadar salak oynanmaz diyor. Kardeşim. Sevgili kardeşim. Bak Fenerbahçe'ye Van Dijk'ı getir. Stoper Samet'in yerinde oynat. Dersin ki bu mal nasıl Liverpool'da oynamış dersin. Savunma burada bak şu şurayı şu ekranı futbol sahası düşünün. Bak savunma hattın burada tamam mı? Şöyle çizgi olarak dursun şöyle. Burada. Yani kalene yakın. Tamam mı? Burada. Orta sahan. Burada. Yani hücuma yapın. Hocam o kadar da değil. O kadar da. Ben size bir görsel paylaştım dedim ya. Bu görseli bana açıklayın diye. Galatasaray maçında orta sahanın boştu. Diyeceksin ki hocam maçlarda pozisyon pozisyon böyle şeyler olabilir. Böyle şeyler olamaz. Getireyim ekrana da görün. Şimdi arkadaşlar bakın. Soldaki Batshuayi. Sağdaki de Zayt sanırım. Yani en soldaki Batshuayi en sağdaki Zayt. Aşağıdaki de Rossi. Bu kadar boşluk bırakan bir takım alanı parselleyen bir takımı nasıl yenecekti? Yenemeyecekti. Bu teknik direktör beceriksizliğidir. Şimdi Fenerbahçe'nin de <laughs> Kusura bakmayın. Derbinin ardından günler geçmiş. Jesus görevinin başında herhangi bir kadro dışı kararı çıkmamış. Takıma ceza yok. Fenerbahçe büyük takım refleksini kaybetti. Bugün başkan adayı niye çıkmıyor? Ali Koç Bankalar Birliği borcunu ödesin de öyle geliriz düşüncesinde olan adamlar var. Ya bugün gelmeyen yarın hiç gelmesin ihtiyacımız yok. Ali Koç ne diyor? Aday çıkarsa gidelim diyor değil mi? Müstakbel adaylarımız ne diyor? Nau nau diyor. Buyurun ortaya. Şimdi ben Fenerbahçe kötü giderken ortaya bir Jesus palavrası atarlar. Fenerbahçe ne zaman kötüye gider? Bir Jesus palavrası atarlar. Şu istiyor. Ha diye. En son ne palavra satlar? Marsilya. Marsilya istiyor. Hemen sözleşme bitişi yapacak internasyonel imzalayacak. Al Hilal imzalayacak. Al Ahli'ye gidecek. Demediler mi? Hepsini dediler. Marsilya Sportif Direktörü Javier Ribalta yeni teknik direktörlerinin Jorge Jesus olacağı yönde çıkan haberleri kesinlikle gerçeği yansıtmadığını söylemiş. Şimdi tam Fenerbahçe'de Jesus'un bileti kesildi deniyor. Hemen bir haber üretiyorlar. Gitmesin. Aman dursun diyor bizimkiler. Aa bak ulan isteyen var. Demek ki iyi hoca. Demek ki sıkıntı bizde. Demek ki transferler şöyle böyle diye. Bir de bir kozumuz daha var. Nedir o koz? 3 Temmuz. Şimdi birileri sıkıştığı zaman bir şeyi atıp tutuyor. Birileri de sıkıştığı zaman 3 Temmuz atıp tutuyor. Yani birileri sıkıştığı zaman çok güzel bir şekilde hemen 3 Temmuz. Yükle. Yükle. Değil mi? Hemen. Birileri sıkıştığı zaman hemen FETÖ. Ki bunu biz de yapıyoruz. Fenerbahçe'ye hakem operasyon çıkıyor. Acaba FETÖ'cü mü diyoruz hemen. Çünkü alışmışız. Ben size bir şey söyleyeceğim. İstifa onurlu insanların yapabileceği bir şeydir. Onurlu insanlar istenilmediği yerden istifa eder. İkinci cümle. Ben istenilmediğim an, an, istediğim istenilmediğimi anladığımda bir dakika durmam çeker giderim. Üç, kimse pislik olmaya kalkışmasın. Çekip gitmek de bir erdemdir. Yani pislikten bahsediyor. Sizce bu sözleri kim söylemiştir? Tabii ki tahmin ettiğiniz kişi. Yani pislik olmayayım ya da kimse pislik olmasın deyip de bunu yaparsan insanlar yanlış anlayabilir. Şimdi 3 Temmuz. 3 Temmuz 2011'den sonra Galatasaray 6 kez şampiyon yapılmış e, olmuş. Ve bir yıldız almışlar fazladan. Yani Fenerbahçe'nin zayıflatılmasından en çok faydalanan kulüp Galatasaray olmuş. Bu olmasa Lassana, Diyaralar, Benzemalar falan Fenerbahçe'ye gerçekten geliyordu. Hakim şey, e... Neydi onun adı ya Real Madrid'deki? Eden Hazard falan. Evet. Doğru. Kabul. Gerçeği hiçbir şekilde inkar etmeyiz. Ama her sıkıştığında da bunu söylersen Enner Valencia mesela. Kötünün iyisi bir transfer. Futbol kafasında bitirmiş. Fenerbahçe'yi kafasında bitirmiş. Ben bunu anlata anlata bir şekilde oldum. Sen futboldan ne anlıyorsun? Bir şey söylediğin zaman. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ev sezonun sonunda defolup gidecek Valencia. Bakın defolup gitmek. Niye defolup gitmek? Fenerbahçe'nin verdiği sözleşmenin iki buçuk katını istiyorsan defolup gidersin. Bu kadar kıvrandırmazsın. İnternasyonelle eğer ön protokol imzaladıysan açıklarsın. Bu kadar kıvrandırmazsın. Ekvador milli Bolivya, Costa Rica ile önce hazırlık maçlarına da çağrılmış. Ben şunu söyleyeyim. Enner Valencia'ya gidebilir. Sıkıntı değil. Serdar Dursun da gidebilir. Niye hocam? Onlar gittiği zaman şeyi mi alacaksın? Neydi? Umut Nair'i mi alacaksın? Nair'i alamaz arkadaşlar. Alamam. Ne öyle bir şey yok. Ben böyle dediğim zaman da diyecekler ki show yapıyor. Lan yok. Nayır olamaz diyorum. Gerçekten söylüyorum. Yani e, Umut Nayır Umut Nayır'la Fenerbahçe temaslara başladı. Doruk Tek bilmem ne. Şimdi ben size iki tane şey söyleyeyim. Bir, Umut Nayır. Fenerbahçe'de Umut Nayır sesleri Fenerbahçe'nin hedefinde Sezon Ümraniye'de geçeren Santrafor Umut Nayır bulunuyor. 24 saat 4. Sol. Fenerbahçe Umut Nayır'ı gündemine aldı TRT Sporç. Sergen Hamzoğlu da tıpkı benim gibi düşünüyor. Şu an için e, herhangi bir şekilde gündemde değil. Ha, transfer dönemi uzun bir gelişme olursa da tabii ki de konuşuruz diyor. Umut hayırım. hiç merak edip bon servisine baktınız mı? Bak benim duyumum şöyledir böyledir demiyorum. Hadi mantık yürütelim. Mustafa Hoca'yı atalım. Duyumu kendimiz bulalım. Olmaz mı? Umut Nair yazdım. Bak şunu da söyleyeyim. Yanlış bilmiyorsam hukuk mezunu bir arkadaşımız. Yetenekli bir arkadaşımız. 1.91 boyunda. Hani elinden geleni sahaya yansıtabilen bir arkadaşımız. Kayserli bir arkadaşımız. Söyleyeyim, hemşerim olur kendisi. Ama ee, bazı şeyleri dikkatlice takip etmek lazım. 32 maç. 18 gol 3 asit. 2701 dakika. Peki. Sözleşmesi kimde? Eyüp Spor'da. Giresun Spor'dayken Eyüp Spor alıyor. Kaça aldığı belirsiz. Ve sonra Ümraniye'ye alıyor. Ümraniye'de de Amili takıma seçilecek performansı sergiliyor. Ben söylüyorum Umut Nair'la hiçbir alakamız yok. Bir. İkincisi on servisi fanatik Galatasaray ile Eyüp Hatta ben size şunu söyleyeyim. Eyüp Spor ilgili. Ya Eyüp Başkanı aynı günün akşamında takımı elendiğinde Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında. Geçen hafta Ankara gücü maçında Galatasaray futbolcularla birlikte soyunma odasında. Pendik Spor'un gizli ortağı olduğu falan söyleniliyor. Düşünün yani böyle bir sahibi var. Size Umut Nair'ı verir mi? Verirse kaça verir? Sen Fenerbahçe düşmanı mısın Ali Koç ki Umut Nair alacaksın? Ama al yakışır. Nasıl olsa ne yaparsan yap. At çiftliğine ses etmeyenler var. Fenerbahçe at çiftliği. Joshua King düğün hazırlıkları için Mykonos'a gitmiş. Mykonos'a gitmiş. Norveç'te oyuncu İstanbul'dan ayrılmış Yağız Sabuncuoğlu'nun haberi. Haber yanlışsa ona gitsin söylesin. Bize değil. Fenerbahçe at çiftliği iftiharla sunar. At çiftliği. Kafasına esen kafasına estiği yere gidiyor. Canı sıkılan ben memleketime gidiyorum diyor. Canı sıkılan annesini görmeye falan gidiyor. At çiftliği. Biz sezon boyunca aman Icardi işte bir şeyler öfkelenecek de Vanda Nara'nın yanına gidecek. Kavga edecekler şöyle yapacaklar böyle yapacaklar diye. Skandal beklerken skandalın büyük Fenerbahçe'de. Yine devam edeyim şekerim. Ali Koç gemileri yakmış anlaşmak üzere olduğu oyuncular. Ryan Kent. Ryan Kent anlaşmak üzere olduğumuz oyuncu değil. Ryan Kent ön protokol imzaladığımız. Biz vazgeçmezsek bizde olan futbolcu. Ede. MK Eze. Umut Nair, Ahmet Tuba, Volan Etemi. Tabi ee, Ulaş abi biraz dalga geçmeye yazıyor bunları sanırım. O kadar da değildir. Yani tamam. Ali Koç yapar mı? Yapar. Biz 5 senedir gördük. Hani Meybuz, Magnum. Başkaları Magnum alırken biz Meybuz'la yetindik. Araya bir iki tane de Kokomelli bir şeyler koyduk ki aman dediler çikolatalı bir şey olsun ayıkmasınlar diye. Biz çikolatalı şeylere sevindik ama millet Magnum'u götürdü. İstanbul Jetmir Topalli ve Florisan Lojaj, Lozhaş Kosova milli takımına davet edilmiştir. Hani Ali Koç eğer milli futbolcu arıyorsa çok şey yapmasın. Yani bir de e, Ali Koç'a atıp tutanlar var. Utanır mısınız acaba Yıldız transferi yapmıyor diye ama Ali Koç ilk kapını yaptı bile. Evet. Yanlış duymadınız. Ali Koç ilk kapını yaptı. İstediğiniz her şeye de kanıtlayabilirim. Buyurun arkadaşlar. Size ilk kapımız. ana Samat acı verici bu harika sezonda farklı bir son hayal ettim. Dün ne kadar şanslı olduğumuzu hala inanamıyorum. Ama hepinize teşekkür etmeye asla unutmayacağım. Genkiyes Genk taraftarı. Tüm sezon boyunca tüm sevgi ve destek için diyor. Şimdi Samatta da Genk taraftarına veda edip Fenerbahçe'ye döneceğine dair bir mesaj paylaştı diyorlar. Arkadaşlar bakın ee, eğer bu doğruysa ilk kapımız Samat'ta. Hayırlı uğurlu olsun. Azmanyalı. Yalnız benim, şimdi ben Ali Koç'u falan savunmuyorum Şimdi bana yine Ali Koç'u falan demeyin. Yani ben bunları ikide bir de söylemek zorunda kalmayayım. Benim bildiğim Ali Koç, Şampiyonlar Ligi potasında bitirmeleri halinde zorunlu 4 milyon euro opsiyonuna kitle ee, sattı diyebiliyorum. Yani zorunlu satın alma opsiyonu. Hatta Transfer Market'te da yazıyor diyebiliyorum ama. Ya şartlı satın alma opsiyonu mu, zorunlu mu diye yazıyor orada. Zorunlu pardon, zorunlu her halükarda olur da şartlı diyebiliyorum transfer etme opsiyonu yazıyor. Şimdi 3 milyon euroydu o zaman transfer marketleri. Benim bildiğim 3 milyon euro. Sosyal medya 4 diyor. Benim bildiğim 3 milyon euro. Şimdi ben bu mesajdan Samatta'nın mesajından hani ayrılığa değil de hani son maçta şampiyonluk kaçtı. Desteğinizi e, unutmayacağım gibi bir mana anlıyorum. Yani ben burada teşekkür manası ve özür manası anlıyorum. Onu söyleyeyim. Ama değilse de Ali Koç'umuzun ilk kapı Samatta ikinci kapıda Riyan Kent. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Ben onu söyleyeyim size. Şimdi Mert Hakan Yandaş bir şey paylaşmış. Mert Hakan Yandaş'a neler demişler. Ulan arkadaşlar Mert Hakan Yandaş yüzünden falan şampiyonluk gitmedi. Bu adama sene başında 7 milyon euro teklif geldiğinde reddeden kişiden hesabını sorun. Ali Koç sezon başında 7 milyon euro teklif gelen Mert Hakan yandaşı göndermedi takımda ruh kalsın diye. Hangi ruh? Arda'yı dövüyorlar orada yanına giden var mı? Ulan sahipsiz babasız çocuklara dön döndü Fenerbahçe futbolcular. Babasız futbolcular çocuklara döndü. Öbür öbür tarafta bir şey yapıyor. Yazık günah ya. Fenerbahçe futbolcusuna yazık günah. Allah'tan korkun ya. Şimdi şunu söyleyeceğim. Ali Koç o kadar büyük yıldızlar peşindeki kombine fiyatlarında Fenerbahçe taraftarına müthiş bir kıyak yaptı. Yani şimdi bakın bloklar, e, 1907 Tribün kombine fiyatları 45, 55, 65, 75, 90, 110, 120 falan. 120 bin lira bir kombine fiyatı sudan ucuz. Oh <laughs> Sudan ucuz. Yani almak isteyene. Şimdi ben kombineyle ilgili iki şey söyleyeyim. Kombine fiyatlarının böyle olmasının birinci sebebi kimse gelmesin. Olabilir mi? Kimse gelmesin. Olabilir. 2. Ulan ben öyle bir kadro kuracağım ki 120 bin lira verip izlemeye değecek. Yani Ali Koç'u biliyoruz. Bilmesek bak ilk senesinde dese inanırım. Yani ilk senesinde dese inanırım. 3. 3 nedir? 3. Ben kombineden değil de anlık bilet satışından malı götürmek istiyorum. Çünkü kombineyi satıyorum. Ahmet Mehmet'e devrediyor. Mehmet İsmail'e devrediyor. Ben para kazanamıyorum. Takım çok iyi gidiyor. İlk 10-12-13-14-15 hafta çok iyi gidiyor. Full stat oynuyor. Bakın bu sezon stat full oynadı ya. Baya baya full oynadı yani. Bunu da yaparım. Tepkileri de engellerim diye. Bu üç ihtimalden biri. Artık hangisini seçerseniz. Serdar Ayçelikler. Bak burada da saçmalamış. Sayın Mehmet Mehmet Ali Aydınlar, Sayın Saadettin Saran, Sayın Murat Ülker ve Sayın Nihat Özdemir görev sizi çağırıyor demiş. Nihat Özdemir'i çağırsa çağırsa toprak çağırır şu saatten sonra. Fenerbahçe'den hiçbir şey ya da hiçbir görev çağırmaz. Nihat Özdemir Fenerbahçe'nin düşmanıdır. Nihat Özdemir kadar Fenerbahçe düşmanı bir Fenerbahçeli yoktur. Nihat Özdemir'in yatacak yeri de yoktur. Öldüğü zaman arkasında duracak yani namaza duracak Fenerbahçeli de yoktur. Ha, durursan o da sizin Fenerbahçeliğiniz. Bir şey diyemem. Yani ee, ama durum bu. Anlatabiliyor muyum? Durum bu. Bunu bilin istedim yani. Nihat Özdemir lan. Nihat Özdemir'e kadar düşecek Fenerbahçe ne yaptı? Nihat Özdemir Fenerbahçe'nin kas davasını çeken belki de Fenerbahçe'ye sırtından bıçaklayan isimdir. Ben hakkımı helal etmiyorum. Bak şunu söyleyeyim Fenerbahçe taraftarının psikolojisi bozuldu. Fenerbahçeli futbol çocuklar insanlar insan içine çıkamaz oldu. Kim hakkımızı yiyorsa Allah hem bu dünyada çıkarsın ahını hem de öbür tarafta çıkarsın ahını. Ben helal etmiyorum. Birisi çıksa desek arkadaş bunca yıldır operasyonu ben yaptım. Operasyon çocuğu benim diye anlatır. Dese ki böyle böyle ben yaptım dese ona da haram olsun. Onun arkasından gidene de haram olsun. Yorumlarda görüyorum Fener ağlama yazıyor. Ananız ağlasın ya. Ömür, ömrünüz boyunca ananız ağlasın inşallah. Bir hani takımın bu kadar hakkı yenilip de insanların üstüne bu kadar gidilmez. Hiç mi Allah'ınız yok sizin ya? Hiç mi Allah'ınız kitabınız yok? 3 Temmuz. Şimdi 3 Temmuz evet. Hani bir paravan olarak kullanıyoruz. Bir, hani bir şey olarak kalkan olarak kullanıyoruz. Kabul. Ama 3 Temmuz yaşadığımız gerçeğini değiştirmiyor bu. 3 Temmuz'u Fenerbahçe'ye yaşatan kim varsa Allah bu dünyada da belasını versin öbür tarafta da. Geberemesin. İnleye inleye geberemesin kim yaşattıysa bize. Kimler yaşattıysa bize? Kimler desteklediyse? Kimler ekmeğini yediyse? Kimler bile bile bunların değirmenine taşıdıysa? Ben helal etmem. Bak bu çocukların hepsinin yarın bir gün ahı tutar. Yemin ediyorum. Öyle bir tutar ki ne olduğunuzu anlamazsınız. Bak felek bir vurur hiç anlamazsınız. 1987'ye kadar Galatasaray'ın sadece 7 şampiyonluğu varken 1987'den sonra devleşen bir camiaya dönüşmesi tesadüf olamaz. Anlatabiliyor muyum? Bana kimse tesadüften bahsetmesin. Tesadüfe sadece ateistler ve aptallar inanır. Başka kimse inanmaz. Tesadüf diye bir şey yoktur. Her şey kaderin bir parçasıdır. tesadüf diye bir şey mi var? Getirelim odaya şeyleri, ilaç malzemelerini havaya atalım, bırakalım. 10. 15. denemede kendi kendine ilaç oluşsun. Aslında tesadüf. O yüzden çok şey yapmayın. TFF olan seçimi genel kurutulması 22 Haziran Perşembe günü Ankara'da yapılacakmış. TFF'nin Galatasaraylı başkanı, Galatasaray başkanından daha çok şampiyonluğa sevinen başkanı Mehmet Büyükekşi inşallah def olur gider. Def olur gider inşallah. Yani onunla birlikte kim varsa bak Fenerbahçe'nin hakkını çalanın Allah evlatlarından da sorsun, kendinden de sorsun. Çünkü milletin evladından soruyorlar hesabı. Milletin evladını alay konusu yapıyorlar. Aa Fenerli geldi, milletin evladı dalga konusu oluyor. İnşallah başınızda bulursunuz. Başınızda bulursunuz inşallah ya. Hani ölsün gebersin demiyorum ha yanlış anlamayın. Oraya da çekeceksiniz eminim o kadar karakterlisiniz. Allah inşallah başını. Şu fener ağlama diyenlere. Ya ağzınıza ne geliyorsa sayın. Emin olun bunların yaptığı o kahpe üzerinden dolayı biz bunları yaşıyoruz. Eğer bunlar bu haksızlıklar yapmasaydı. Ama ben en çok Beşiktaşlılara acıyorum. Trabzonsporlara acıyorum. Zannediyorlar ki bunların hiç kendi başlarına gelmeyecek. Öyle bir canavar ürettiniz ki Galatasaray canavarı. Sizinle herhangi bir yarışa girdiği zaman size öyle bir tokat vuracak ki diyeceksiniz ulan Fener'e de bunu yaptıydı. Ya yaşayacaksınız bunu. Bunu yaşayacaksınız. Diyeceksiniz ki ulan keşke Fener'in yanında dursaydı. Ama Ali Koç da yanında durdur adam değil ki. Ben söylüyorum bak Ali Koç Fenerbahçeli değil benim gözüm. Bitti. Ali Koç'un Fenerbahçeli olduğuna inancım sıfırlandı. Mert Hakan'a 7 milyon euro sezon başına teklif geldi. Ne dedi? Satmıyorum dedi. Takımda o ruha sahip kimse yok. Mert Hakan yedeklerin içinde. İrfan kahveci. İrfancan kahveciye de ölümcül bir teklif varmış. Safa Atalay söylüyor. Kimse bu arkadaş. Bu arkadaş da bu arada da baya atmaya başladı haber. Yani i̇nşallah yarısı falan tutar. Yüksek ihtimalle transfer olacakmış ee, İrfancan kahveci. Keşke. Yani şu paylaşımı görüp ağlayacak kişiler de çok. Neyse ben şunu söyleyeceğim. Atilla Salah'ı 15 milyon euro teklif geldi. Ali Koç'un verdiği cümle ne biliyor musunuz? 18 olmadan olmaz. 18 olmadan olmaz. Böyle bir cümle kuramazsın. Ya Ya 15 ona gelmiş. 7 ona gelmiş. 22 milyon euro. Al 22 tane meybus. Ayıp. Ben söylüyorum. Ali Koç Fenerbahçe'li olduğunu kanıtlayabilir. Bak çok da kolay kanıtlar. Livakovic'i getirir. Stopere devreci getirir. Orta sayıda Tilemans getirir. E, bu, engolokante falan hikayesindeki arkadaşlar bir çıkın. Hani Galatasaray yıllık 2 milyon euro verip alacakmış o ayrı mesele de. 100 milyon euro falan yıllık ücret konuşuluyor. Onu da ben belirteyim de hani Sağ tarafa Di çeker. Sol tarafa Zaha çeker. Forvet'e Firmino çeker. Arda Güler burada Tilemas. Ulan Crespo Tilemas orta sahası der. Savunmada Devrij der. Sol tarafında hadi Luan Perez oynatsın. Osterwold'u o kadar yetenekli de zaten getireceğin teknik direktör illa ki o yeteneği ortaya çıkarır. Sağ bekinde Ferdin, Osahin falan filan var. Altay Maltay da satarsın. Al sana fıstık gibi kadro. Temaslar'da hani ee, ücreti de çok düşük bir kadro kurarsın. Yani bonservis ücreti. Yıllık ücret çok hocam. Şampiyon olan tamamen 6 milyon euro alıyor falan filan. Yıllardır böyle diye 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 1,5 milyon yıllık ücretle, 700 bin yıllık ücrette Rossi'lere. Rossi'nin yıllık ücreti 700 bin euro, 800 bin euro. Allah'tan iyi tarafından bakın 800 bin euro veriyoruz. Ya 2,5 milyon euro verseydik? O yüzden Rossi'nin gitmesi falan kolay. Bilginiz olsun. Ben bunları söyleyeyim. Bir beğeni çok de sevinirim arkadaşlar. Allah hepimizin yarı ve yardımcısı olsun. Görüşmek üzere.